Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vahit. Creed Wildrift kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere o söz verdiğim rün ve eşya videosunu çekiyorum. Şu an öncelikli olarak rünlere bakacağız. Daha sonradan eşyaları da hepsini sizlere göstereceğim. Bu videoda sizleri neler bekliyor? Şu an hangi rünler oyunda var? Hangi rünleri genel olarak hangi şampiyonları seçmelisiniz? Bu rünlerin özellikleri vesaire bunları göreceksiniz. LoL oynuyorsanız bile bazı rünler farklı olduğu için illa farklılıklar var yani. Bazıları bilmediğiniz bir şekilde farklı olabilir. 3-5 şampiyon önerisi de yapacağım. Yani örnek olarak hangi şampiyonlara gidiyor gibi. Bundan sonra da oyun içerisine girip oyun içerisindeki bütün eşyaları sizlere göstereceğim. Farklı eşyalar da var. LoL'den farklı yeni eşyalar, eski eşyalar var. Ve Wildrift'i veya LoL'ü hiç bilmeyenler sonuçta bu video onların işine yarayacağını düşünüyorum. Birazcık vaktimi alacak bu video. Destek amaçlı siz de like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. 20 bin abone geçmişiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve size şöyle diyeyim. Yarına gerçekten çok güzel bir video var. Bak yarın öğlen açacaksınız bu kanalı. Garen videosu var ve çok güzel bir video oldu. Kesinlikle onu da izlersiniz diye düşünüyorum. Like atın, abone olun ve zilleri açın ki yarınki videoyu kaçırmayın abi. Şimdi yavaştan geçelim çok vakit harcamadan. Şu an arkadaşlar üst tarafta bir kere büyük rünler var. Bu büyük rünler çok fazla yani diğerlerinden daha etkili. Aşağıda da küçük rünler var. Hepsinin amacı var bir tane. Sizlere açıklayacağım. Öncelikli olarak elektrik ver rünü ile başlayalım. Elektrik ver rünü ekranda da yazıyor bu arada. Bir şampiyonu 3 saniye içerisinde 3 farklı saldırı ve yetenek isabet ettirirseniz ekstradan hasar veriyorsunuz. Yani bir düz vuruş 2 yetenek. 2 yetenek bir düz vuruş yaparsanız patlıyor. Anlık hasar çıkarıyor. Bu ne için kullanılıyor? Koridorda kısa takaslarda hemen kullanıp kaçmak için. Veya adamı öldürecekken tek atmak için alınan bir eşya. Atıyorum Akali alıyorsun, tek atıyorsun veya Zed'e bunu alıyorsun falan filan. Bu şekilde tek atan şampiyonlara gidiyor. Ama Mastery gibi zaman içerisinde vuran şampiyonlara gitmiyor. Hemen ikincisi, bu arada hızlı anlatacağım, zamanımızı çok almayalım. Aeri dürtme koruma üstte yazıyor. Yani atıyorum Sorak oynuyorsun bot lane'de, dürtüyorsun tek tek adamı, bunu alıyorsun. Yani Serap'in aldım midde veya supportta, bunu alıyorsun. Yavaş yavaş dürtüyorsun adamı. Düz vuruş veya yetenekler dürter. Aynı zamanda Soraka gibi can bastığında bir takım arkadaşına bir kalkan veriyor. Yani iki etkisi var. Hasar verdiğinde adama ekstradan hasar veriyor. Takım arkadaşını korumaya çalıştığında ona ekstradan kalkan veriyor. Üçüncüsü yenilmez. Her düz vuruşunuz veya yeteneğiniz yükleniyor. Toplam 5 yüke ulaşabiliyorsunuz. Her yük yaptığınızda ilave saldırı gücü veya AP kazanıyorsunuz. Büyü hasarı, yetenek gücü. Bu neye göre değişiyor? Atıyorum karakteriniz AD şampiyonsuz. Yani fiziksel hasar veren bir şampiyonsanız fiziksel hasar alıyorsunuz. Büyü atan bir şampiyonsa büyü hasarı alıyorsunuz. Toplam 5 yüke ulaştığınızda ekstradan %10 hasar veriyor ve her yükte işte ekstradan saldırı gücü ve yetenek gücü alıyorsunuz. Diğerlerini daha hızlı anlatacağım. Evet, sırada ayağı çabuk var abi. Ayağı çabuk şöyle hareket etmek, saldırmak ve yetenek kullanmak size bir yük veriyor. Toplam 100 yüke ulaştığınızda aşağıda gösteriyor bu. 100 yüke ulaştığınızda rakibe vurursanız veya minyonu vurursanız can kazanıyorsunuz veya hareket hızı veriyor. Minyonda daha az bir can veriyor. Bu genelde dürtülen koridorda alınıyor. Atıyorum AD carry oynuyorsunuz, karşısındaki çok dürtüyor. Bunu alırsınız. Yani midde oynuyorsunuz, rakip çok dürtüyorsa koridorda daha fazla kalmak için alınıyor. Sıradaki Hortlan pençesi. Hızlı anlatmaya çocuğum ya. Hortlan pençesi işte 4 saniyede bir çatışma içerisinde size ekstra hasar vurmanızı sağlıyor yüzde olarak karşının. Ve aynı zamanda sizin canınızı kalıcı olarak 5 arttırıyor. Yani bu tanklardan alınan bir şey genelde. Sırada artçı şok var. Bu çok önemli. Bu genelde stun atan karakterlere ya ormanda veya supportlara alınıyor. Çünkü rakip takımı stunladığınızda yani sabitlediğinizde, sersemlettiğinizde siz ekstradan hayvan gibi zırh ve büyü direnci alıyorsunuz. Artı 2 saniye sonra bu patlıyor. Ekstradan hasar vuruyor etrafına. Yanındaki yine bir support eşyası, yaşam kaynağı. Bu da şöyle bir şey, rakip şampiyonun hareketini kısıtlamak, yani yavaşlatma bile yetiyor. Onu işaretliyor ve bunu 5 saniyeliğine işaretliyor arkadaşlar. Pardon 4. 4 saniyeliğine işaretliyorsunuz ve takım arkadaşlarınız buna saldırdığında can kazanıyor support eşyası. Sıradaki Arakçı. Bu LoL'den farklı. Şöyle rakip takıma yetenek kullandıktan sonra rakip şampiyonu isabet ettirdiğiniz bir sonraki yetenek veya saldırı sana rastgele bir eşya etkisi veriyor. Atıyorum bir yetenek attın, sonra düz vuruş attın, sana bir statik etkisi veriyor. Statik itemini almış gibi adama vuruyorsunuz gibi. Böyle bir şey mesela Ezreal falan alınıyor yani atıyorum. Sürekli düz vuruş vurabileceğin şeyler. Altta küçük rünlere geçtik. Gatlar genelde bunu alırlar. Bu şey 7 saldırı gücü ve zırh deşme veya 14 yetenek gücü ve %2 büyü nüfuzu kazanıyorsun. Yani AP veya AD şampiyonlarını ekstra hasarını arttırmaya yönelik bir şey. Yandaki işte bu ikisi arasında tercih yapıyorsunuz. 2 saniyede bir 2 saldırı gücü ve 4 yetenek gücü kazanırsın diyor. İngilizcesine baktım 2 saniye değil 2 dakika yazıyor. Yani 2 dakikada bir bu alınıyor. Mesela daha uzun sürecek maçlarda bu alınır. Büyük ihtimalle saniye değil bu dakika.
Bir yanındaki hiç kullanılmayan ama çok güçlü bir şey. Bu %2 can çalma veya can emme veriyor. İşte şampiyonuna göre can emme genelde büyü hasarlarında etkili diye biliyorum. Onun dışında farklı şampiyonları alt edersen 2 saldırı gücü ve 1 can çalma veya 4 yetenek gücü %1 can emme sağlar. Yani oyunda toplamda 5 karakter var karşıda. Her bir karakteri bir kere kesmen yetiyor bu diğer özellikleri alman için. Burada hemen sağında Zafer var. Zafer birini kestiğinde eksik canın %10'unu yeniliyor. Atıyorum savaş esnasında birini kestiğinde canın artıyor. Bu güzel bir şey. Ve canı %35 değerinin altındaki rakiplere %3 daha fazla hasar veriyor. Fena değil. Yine Lee Sin'e falan alınıyor bu atıyorum. Yanında zayıflık, rakip şampiyonların hareketini kısıtlamak onların sonraki 5 saniyede %5 fazladan hasar almasını sağlar. Yani atıyorum Braum oynuyorsunuz. Rakibe Q attın, slow yedi. Yanındaki AD Carry ona daha fazla hasar vuruyor. Yani support eşyası. Bir yanındaki şampiyona karşı %10 hasar veriyor ve her öldüğünde bu hasarın %5'ini kaybediyorsun. Kaybolana kadar atıyorum %10 hasarla başlıyorsun oyuna. Bir kere öldün %5'e düştü. Bir daha öldün %0'a düştü. Rünün etkisi kalmadı. Böyle bir eşya. Şimdi aşağı tarafta bel kemiği var. Bu size hangi niteliğin daha azsa 10 büyü direnci veya 10 armor yani zırh veriyor. Yani atıyorum zırhın azsa zırh veriyor. Büyü direnci azsa büyü direnci buraya. Erken oyunda direkt almak için güzel bir şey. Bir yanındaki 5. dakikadan sonra 8 zırh ve 8 büyü direnci veriyor. Mesela bu daha mantıklı ona göre. Tercih meselesi arkadaşlar. Genelde bu alınıyor. Bu da şöyle 20 azami can veriyor. Farklı şampiyonları alt etmek 20 can ve 4 sıvışma kazandırıyor. Yani karşıda 5 tane şampiyon var. 5'ini kestiğinizde ekstradan 100 can yani toplam 120 can. Onun dışında %4 çarpı 5 %20 sıvışma alıyorsun. Bunun yerine en sağdakini alabilirsin Ruh Gezgini. Bu direkt olarak 50 can ve size %20 yavaşlatma direnci kazanıyor. Yani erken oyunda oynayacaksan bunu, genel olarak oynayacaksan bunu alıyorsun. 120 can veriyor. Çünkü bir sandaki yenilenme hangisinin yüzdesi daha az olduğuna bağlı olarak her 3 saniyede bir eksik canın veya mananın %2'sini yeniliyor. Yani mana yenilenmesi veya can. Sadakat var. 2 zırh ve 5 büyü direnci kazanıyorsun. En yakındaki takım arkadaşı da 5 zırh ve 2 büyü direnci kazanıyor. Bu demek oluyor ki support eşyası. En sağdakini söylemiştim. Aşağı geçtik. Akıncı genelde jungle'lara veya çok roam atanlara, sağa sola gidenlere roam koridoru terk edip diğer koridorlara yardım etmek oluyor. Hareket hızı veriyor bu çatışma dışında. Hareket hızı için. Bu da işte DH genelde jungle'lara alınıyor. Destansı canavarlar veya destansı canavarlar veya kulelere %10 ekstra hasar veriyorsunuz. Bununla beraber ekstradan yani bu hedefleri katlettiğinizde ekstradan 100 altın ve 500 exp alıyorsun. Yani ormancılar için güzel bir şey. Sırada avcı bu otomatik olarak 2,5 yetenek hızı veriyor. Yetenek hızı işte cooldown'a çok yakın arkadaşlar. Bekleme süresi bu da. Farklı şampiyonları alt etmek 2,5 yetenek hızı veriyor. Yani 5 şampiyon var, 12,5 artı 2,5 toplamda 15 yetenek hızı alıyorsunuz. Herkesi keserseniz bir kez. Böyle bir şey. Bir sağdaki tatlı düşkünü can eriği yediğinizde onun etkisini %25 arttırıyor ve her birini aldığınızda 20 altın veriyor. 3 tane düşüyor ya patlatınca. 60 altın ve %25 fazla veriyor. Bu güzel bir şey. Ayağı çabuk gibi bir şey yani fazladan can veriyor size. Sürü avcısı takım arkadaşının yanındayken %2 hareket hızı kazanıyorsun ve birlikte bir şampiyonu alt ettiğinizde her farklı takım arkadaşı için 50 altın alıyorsun ve takım arkadaşın da 50 altın alıyor. Yani bir kere mouse olduğunu düşünüyorum bunun da. Atıyorum rakibi kessin sana ve arkadaşına 50 altın geliyor. 100 altın toplam 5 tane 500 altın diye düşünebilirsin. Support eşyası. Mana akış yüzüğü genelde çok yetenek kullanan şampiyonları alıyor. Çünkü her bir yetenek attığınızda sizin azami manınızı en fazla 300 olacak şekilde 30 arttırıyor. Yani bir kere vurdun 30 artıyor. Bir daha vurdun bir daha 30. Toplamda 300 olacak şekilde 10 kez artıyor 30 30 30. Bu şekilde çok vakit harcamadan yani hızlı hızlı anlattım birazcık. Bu da işte dürten şampiyonlar, mana sağ az gelen şampiyonlar alınıyor genelde fark etmez. Hemen eşyalara geçelim. O zaman oyuna giriyorum ve eşyalara geçtik. Bu arada arka plan hakkında hiç konuşmadım ha. Arka plan şey dediniz. Bu ne kardeşim doğanın içinde falan yapıyorsun. Ben de size hemen ekstra bir ambiyans ortam yaptım arkaya. Bir de gözlük var, kolsuz tişört var. Farklı biri olarak görüyorsunuz sanki beni. Neyse. Devam edeceğiz arkadaşlar. Mikrofonu da taktım. Böyle güzel oldu umarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan da abone olsun. Hadi eşyalara geçelim. Şimdi arkadaşlar oyuna geçtik. Bir oyuna girdiğinizde biliyorsunuz solda önerilen eşyalar oluyor. Buraya tıklayarak alıyorsunuz. Bunu neye göre veriyor? Burada üstte önerilen eşyalarda sırasıyla gelen eşyada en küçük değeri olan şeyleri veriyor. Buradaki önerilenlerin listesini oyuna girmeden önce ayarlayabiliyorsunuz. Sol alttan üçüncüsü olması lazım.
herhangi bir şampiyonun önerilen eşyasını yapabiliyorsunuz. Şimdi bu videoda, ya yani videonun bu kısmında sizlere eşyaların tanıtımını yapacağım. Genel olarak bunların nasıl alındığını söyledim, neye göre geldiğini söyledim. Şimdi oyunda fiziksel eşyalar var, yani hasar veren fiziksel eşyalar, hasar veren büyü eşyaları, savunma eşyaları, çizmeler var. Çizmeleri de aktif eşyaya dönüştürebiliyorsunuz. Hani bir çizmeyi alıyorsun, çizmeyi geliştiriyorsun, can çalma veriyor, hareket hızı veriyor, sıvışma veriyor. Ondan sonra herhangi birini bir daha geliştiriyorsun. Burada diğer özellikler olan teleport, iyileştirme, can arttırma, kitle kontrolü kaldırma, kalkan verme falan şeyleri var. Neyse, şimdi eşyalara gelelim. Hemen sizlere hızlıca söyleyeceğim. Başlayalım. Kanosum işletimi size can çalma sağlıyor ve canınızın üstüne kalkan veriyor. Eğer saldırı yaparsanız bu genelde AD şampiyonlarına alınıyor. Mastery gibi veya AD kelleri alınıyor. Statik hançer bu saldırı hızınızı arttırıyor ve kritik hasar veriyor. Aynı zamanda ayağı çabuk gibi aşağıda yükleniyor. Belli bir yüke ulaştığında ekstradan hasar veriyorsunuz. Yani düz vuruşlarınız patlıyor, hasar veriyor. Kritik vurursunuz, o hasar da artıyor falan. Böyle çok güzel bir şey yani, statik ekstra hasar veren saldırı hızı kritik eşyası. Mahvolmuş kralın kılıcı bu şey, yani saldırı hızı AD ve can çalma veriyor. Yani AD kedilerin bir numaralı eşyası. Çünkü 3 vuruş yaptığınızda rakibi arkadaşlar rakipten hareket hızı alıyorsunuz. Yani sizin hareket hızınız artıyor. Bombardıman topu, bu da arkadaşlar yine size kritik vuruş ihtimali, saldırı hızı veriyor ve sizin düz vuruş menzilinizi arttırıyor. Aynı zamanda da işte hareket hızı veriyor ekstradan kalıcı olarak. Ve yine enerji birikiyor ve 50 ile 120 arasında bir enerji patlaması oluyor. İlave düz vuruşlarınızda burada da enerji birikiyor. Burada yazıyor zaten arkadaşlar. Şimdi Runa'nın kargası, kasırgası. Bu da bir düz vuruşunuzu farklıdan iki hedefe atıyor. Yani toplamda 3-3, yani menzilli saldırı 3 hedefe isabet eder diyor. Yani sağı solundaki adamlara vuruyorsunuz ve bu sağındaki solundaki adamlara birazcık daha az vuruyor diyebiliyorum. Aynen. Fazladan 2 rakibe isabet eder ve %40 hasarı verir. Bu saldırı kritik vuruş yapabilir ve isabet etkilerini tetikleyebilir. Yani statik etkisini patlatıyor gibi bir şey yani. Bu da ADK'li eşya. Saldırı hızı kritik vuruş ihtimali. Sırada yoğun mu? Bunu aldığınızda yürürken yine bir şeyler birikiyor arkadaşlar. Yine bir enerji birikiyor. 100 yüke ulaştığınızda kalıcı olarak hareket, kalıcı değil yani, yükünüz olduğu sürece hareket hızı kazanıyorsunuz. AD sadece saldırı, AD ve zırh delme veriyor. Yani fiziksel hasar veriyor. Aynı zamanda yükü patlattığınızda 4 saniye %25 saldırı hızı veriyor. Yani LoL'den farklı bir şey bu arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Saldırı hızı veriyor. Draktar saldırınız ekstradan ilave hasar veriyor ve onu çeyrek saniyeliğine %99 yavaşlatıyor. Yani stun atmış gibi oluyor. Ama vurduğunuzda adam anlık duruyor falan. Bu da Zed gibi şampiyonlara güzel gidiyor. Anlık olarak o durduğunda yeterek isabet ettirmek için AD ve zırh delme veriyor. Yani AD eşyaları. Ebedi kılıç kritik hasarınızı arttırıyor. Kritik vuruş yaptırıyor. Yani hızlı geçen Fadni hatıratı, rakibin zırhını deşiyorsunuz. Yani oyun sonlarında zırhlar çoksa adamın, bunu alıyorsunuz. Aynı zamanda Fadni hatırat sayesinde can iyileştirimlerini kısıyor. Yani LoL'le aynı bu arada. Can iyileştirmesini kısıyor. Size zırh delme veriyor falan filan. Rakibin zırhını deliyor. Karabalta fiziksel hasarlar birikerek rakibin zırhını düşürüyor. Aynı zamanda can veriyor. AD can, yani tanklara karşı alınan bir eşya oluyor genelde. AD carry'ler de alır veya top lane'de Darius gibi şampiyonlar bunu alır. Mana veren bu eşya arkadaşlar, rakibe saldırı yaptıkça yeteneklerle bu eşya birikiyor, size mana veriyor ve bu eşyanın limitine ulaştığınızda toplamda 700 mana olacak şekilde birikiyor ya bu. Burada yazıyor ama nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani siz rakibi vuruyorsunuz, bu bir yük olarak doluyor bu eşya ve dolduğunda şu üstteki mura mana'ya dönüşüyor. Mura mana da şöyle oluyor. Sizin düz vuruşlarınız ek olarak hasar veriyor. Mananıza bağlı olarak ve mana harcıyor. Yani Ezreal gibi sürekli yetenek atan şampiyonlar, aynı zamanda düz vuruş yapan şampiyonlar, bu çok iyi bir şey. Çünkü düz vuruşlarınızın çok fazla arttırıyor. Late game için mükemmel bir eşya. Bunu alın. Üçlü kuvvet genelde saldırı hızı, hareket hızı, saldırı gücü, her şeyi veren tek eşya arkadaşlar. Bütün özellikleri bir anda veriyor bu. Gördüğünüz gibi Ezreal gibi çok yönlü şampiyonlara alınıyor. Bundan sonra Malmortius'un ağzı bu şey AD veriyor ve sizin canınız azaldığında, rakip vurduğunda, büyü hasarı attığında bir anda patlayıp büyü hasarı kalkanı açıyor size. Ölümün dansı rakip size vurduğunuzda alınan hasarı geciktiriyor. Yani 3 saniye sonra vuruyor ki o esnada siz biraz daha hasar verip can çalma yapın diye. Aynı zamanda can çalma veriyor. Atıyorum AD kelisiniz, bunu aldınız, tek yememek için bunu alıyorsun. Çünkü 3 saniye sonra hasar veriyor size bu
eşya ve o 3 saniye içinde vurmaya devam ettiğinizde canınız dolabiliyor. Hayalet dansçı canınız azalınca kalkan sağlıyor. Atıyorum rakip vurdu 136'ın üstü canın. Size bir kalkan veriyor. Yani bunu genelde işte AD kirlileri alıyor tek yememek için vesaire. Ama Asriye falan da alınıyor. Umbra kılıcı yürürken totemleri gösteriyor olması lazım. Evet. Yani atıyorum bir yerden geçtiniz, totem var, totemi gösteriyor ve AD zırh delme veriyor. Yani tek atmalık itemlerin bir tanesi. Orta aşama için burada, aha burada bu eşyaların küçüklerini gösteriyor arkadaşlar. Ben size bütün büyük eşyaları tanıttım. Bu şekilde AD şampiyonların fiziksel eşyalarını tanıttım. Şimdi büyüye geçelim. Büyüde birkaç tane farklı şey de var. Şu aşağıda gördüğünüz gibi ahenkli feryat falan, bunu bilmiyorum sadece. Bu support item galiba. Hemen göstereyim. Lüden feryadı mid'deki çoğu karakter alınıyor. Mana ihtiyacı olan karakter. Çünkü mana veriyor. Aynı zamanda yüke ulaştığında 100 yüke. Aynı şekilde yürüme, hasar falan filan yetenek kullanmak. Yük biriktiriyor ve ekstradan hasar veriyor. Büyü hasarı veriyor arkadaşlar. Rakibi patlıyor. Sağına soluna da vuruyor. Morello. Morello eşyası rakibi ağır yara açmak için kullanılıyor. Can çalmasını engelliyor. Aynı zamanda büyü nüfuzu, can ve AP veriyor. Yani ikinci, üçüncü eşya olarak büyü şampiyonlarına iyi gidiyor. Eğer rakip takımda can çalma varsa. Işık Neyneği, rakip takım çok büyü nüfuz, yani büyü direnci alırsa alıyorsunuz. Büyü direncini %100 olarak kıran efsane bir eşya. Çok kalkanı var, büyü direnci varsa bunu alıyorsunuz. Üçüncü eşya falan. Rabadon yetenek gücünü hayvan gibi arttırıyor. Hem 130 yetenek gücü hem de %40 arttırıyor. Yani eğer atlama yaşamak istiyorsanız oynadığınız karakterde bunu alıyorsunuz. Rally'nin kristal asası arkadaşlar. Bu eşya yetenekleriniz rakibi yavaşlatıyor. Eğer çok yetenek atıyorsunuz veya yavaşlatmak istiyorsanız bunu alıyorsunuz. Ya yani işte şimdi size hangi karakteri almanız gerektiğini söylemiyorum ama atıyorum trolleyeceksiniz ve Sorak oynuyorsunuz, AP yapıyorsunuz, bunu alıyorsunuz mesela, Q atıyorsunuz daha fazla yavaşlıyor. Niye böyle bir örnek verdim? Kime alınır bu mesela? Alınmaz ama alınacak bir karakter bulamadım ya. Mesela Aurelion solo oynuyorsunuz. W'su sürekli çarpıyor değil mi bastığınızda? Mesela bu ilk çarptığında adamı yavaşlatıyorsunuz ve adamı sürekli yavaşlatmaya devam ediyorsunuz. Kovaladığınız için. Çok güzel bir eşya aslında. Her şampiyona gitmiyor ama mesela bu yanındaki Liandry'nin eziyetiyle beraber iyi gidiyor. Liandry'nin eziyeti yetenekler ilave hasar veriyor. Yüzde olarak. Şöyle sizlere okuyayım. Bu çatışmada kaldığın her saniye için %2 fazla hasar veriyor. En fazla %10 olacak şekilde. Aynı zamanda rakibin can, yani azami canının %1'ine kadar eş değer büyü hasarı veriyorsunuz. Yani Aurelion Sol'le bunu aldığın rakip yavaşlatılmışsa veya hareketsiz haldeyse bu hasar 2 katına çıkıyor. Yani dediğim gibi Aurelion Sol'le Rayla alıyorsun, üstüne bunu alıyorsun. Aurelion Sol'le oynamayı bilmiyorsan benim videomu izliyorsun. Creed Aurelion Sol yaz git izle, bu ikisini almıştım ona, efsane oluyor. Yani ekstra sürekli hasar veren şampiyonlar alınacak güzel bir item. Bu harbiyi bunu alabilirsiniz. Sürekli hasar vermeye devam eden bir şampiyon oynuyorsunuz midde. Mesela Orianna gibi. Asırık sopa nitelikler zamanla artıyor. Yani oyunda late game olacaksa, hemen bitmeyecekse oyun, bunu alabilirsiniz. Bu size can, mana ve yetenek gücü veriyor. Zaman içerisinde diyor ki size her bir yük 20 can, 10 mana, 6 yetenek gücü sağlar diyor. Toplamda 30 saniyede bir yük birikiyor. Yani toplam 10 yük oluyor. Bu demek oluyor ki 5 dakika boyunca, bu itemi aldıktan 5 dakika sonra size 200 can, 100 mana ve 60 AP veriyor. Yani toplamda 120 AP olacak, 450 can olacak ve 400 mana verecek. Bu eşyayı mid lane'de oynarken sağlam kalmak istiyorsanız alabilirsiniz. 5 dakika sonra çünkü hayvan gibi bir şey oluyorsunuz. Bunu iyi değerlendirin. Güzelmiş bu oyunda. Rolde biraz daha farklı. Hiç bu an yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşunuz ekstradan patlayıp hasar veriyor. Bu hasar da sizin yetenek gücünüze ve taban saldırı gücünüze bağlı olarak artıyor. 1.5 saniye cooldown'u var. Nasıl karakterler alınıyor? Ya tek atacaksın ya da Ezreal gibi bir şampiyona da gider de. Üçlü kuvvetli anlatmamıştım. Şuradaki üçlü kuvvetli arkadaşlar. İşte rakibe yetenek attıktan sonra mesela Ezreal Q atıyor ya. Ezreal Q atarsa ekstradan hasar veriyor. Veya boşa E attı Ezreal. Üçüncü yeteneğini attı. Sonra elinde bir güç oluyor. Düz vuruşu ekstra güçlü vuruyor. Ezreal'ın Q'su niye öyle yapıyor? Çünkü Q'su, yani birinci vuruşu yetenek sayılıyor. Aynı zamanda düz vuruş sayılıyor. Neyse. Ekstradan sar veriyor işte. Bu mesela Akali'ye falan tek atmak için alınıyor düz vuruşu. Nashor'un dışı saldırılar ilave hasar verir diyor. Bu AP'nize bağlı olarak rakibe ekstradan büyü hasarı veriyor. Mesela her bir düz vuruşunuz 15 ilave büyü hasarı ve %15 artıyor. Yani 15 artı %15 büyü hasarı veriyor. Saldırı hızı yetenek gücü. Yani büyücü şampiyonlarda
saldırı hızına dayalı olarak büyü şampiyonlarına yarıyor. İnşallah benim sesim kesilmiyor ya. Burada konuşuyorum yarım saattir var ya. Çıldırırım. Neyse, sıradaki baş melek asası Muramana demiştim ya. Bu da AP versiyonu. Mid'de oynadığınızda ve AP'niz az şey mananız azsa bunu alıyorsunuz. Bu tamamen yüklendiğinde size nasıl yükleniyor? Bir yetenek attığınızda bir yük birikiyor. İşte Karanlık toplamda benim 700 korkusu. ilave mana veriyor toplam yüke ulaştığınızda. Yetenek attıkça yük birikiyor işte. Toplam yüke ulaştığınızda sizlere ne veriyor? Azimin mananın %3'üne eşdeğer yetenek gücü sağlar. Atıyorum 1000 manan varsa %3'ü kaç oluyor? 3, 333 falan size AP veriyor. Çüşün. Mananın %3 kadarına eş. 1000 mana varsa %3'ü 110, 30 AP veriyor arkadaşlar. Nasıl 333? Benim beynime tüküreyim. Yani size ekstradan AP veriyor. 2000 manan varsa 60 AP veriyor ekstradan. Normalde bu zaten 35 AP veriyor. Artı can simidi diyor. Diyor ki canının %35 değerinin altına çekecek miktarda hasar alman halinde mevcut mananın %15 kadarını tüketerek 2 saniyeliğine tüketilen mana artı 150 kadar kalkan alıyorsun. Yani bu size kalkan sağlıyor aynı zamanda. Kızgın bordanlık takım arkadaşlarının saldırı hızını arttırıyorsunuz. Takım arkadaşınızı iyileştirdiğinizde veya ona kalkan verdiğinizde onun saldırı hızını arttırıp ekstradan yüz vuruşlarına büyü hasarı etkilemesi sağlıyor. Mesela sonra kaldın, can bastın AD kerini. AD kerini saldırı hızı artıyor ve fazla vuruyor falan. Çok efsane bir eşya. Silah kılıç yetenekleriniz can çalma sağlıyor. AD AP veriyor. Fizz, Akali gibi hem AD hem AP vuran bir şampiyon Akali. Çok iyi gidiyor. Yani fiziksel hasar ve büyü hasarı iyileştiriyor. Artı rakibe ilk vurduğunuzda bir şok patlaması yaşıyor ve ilk vuruşunuzda ekstradan hasar veriyor. Normal saldırı veya yetenek. Çok iyi bir item. Çok iyi. Kaline alınıyor. Ahenkli Feryat. Bunu beraber okuyalım. Diyor ki 80 AP 300 mana 10 yetenek hızı veriyormuş. Hareket etmek veya yetenek kullanmak uyumsuzluk bir yük biriktiriyor. Yük size ne veriyor? Takım arkadaşına iyileştirme veya kalkan sağlayan bir sonraki yetenek hedefe ve en yakındaki en fazla 3 takım arkadaşına 70 can artı %10 70 artı %10 can yeniliyor. Oha. Hareket etmek veya yetenek kullanmak yük biriktiriyor. Bu yükü sonra takım arkadaşınıza can bastığınızda veya kalkan bastığınızda ekstradan canını arttırıyor. Güzel bir şeymiş. LoL'de de eşleniği var. Hatta Ahenkli'nin laneti. Şampiyonlara verilen azaltması hasarın %35 kadarını kan olarak kazanırsın diyor. Yani rakibe hasar verdiğinde bir yük birikiyor. Ve bu yükleri şöyle harcıyorsun. Takım arkadaşı iyileştirdiğinde veya kalkan verdiğinde onu ne kadar yükün varsa iyileştiriyorsun. En fazla 110-250 birikiyormuş. Yani seviyene bağlı olarak 1.15. Ve en güzel son iki eşyaya geldik. Uyanmış ruh yiyen AP bir eşya. Rakibi katlettiğinizde ultinin bekleme süresi düşüyor. Farklı katletmeler 3 ulti hızı sağlıyor. En fazla 5 yükte 15 ile sınırlıdır. 5'ini kesiyor ya 3x5 15. Her bir rakibi bir kere kestiğinde ultinin kullanan düşünüyor. AP mana yetenek hızı veriyor. Yani Ahri gibi şampiyonu alınır. Sürekli ulti kullanmak istiyorsan. Ebedi küre yetenekler ilave hasar verip kritik vuruş yaptırıyor. Canı %20'nin altındaysa rakibin yeteneğin kritik vuruyor arkadaşlar. Ve bu kritik vuruş %35 ilave hasar veriyor. Atıyorum adamın canı %20 bir Q attın Akali'de patlıyor ölüyor direkt falan. Akali'ye öneriliyor ama ne kadar güzel bilmiyorum. Büyü nüfuzu hareket hızı can AP veriyor. Yani bu video ile beraber bütün fiziksel hasar ve büyü hasar eşyalarını öğrenmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Neyse ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Yararsa kullanırsınız. Biraz uzun video olacak. Çizmeleri hemen anlatayım. Çizme bir tane alıyorsunuz sonra geliştiriyorsunuz. Geliştirdiğinizde can çalma çizmesi, hareket hızı, sıvışma, zırh veya bekleme süresi çizmesi oluyor. Sıvışma stunların süresini azaltıyor sabitlemelerin. Sonra bunu geliştiriyorsunuz. Zonya işte siz biliyorsunuz Zonya yapıyorsunuz. Hani basınca altın alıyorsun 2 saniye hareket 2 saniye hasar almıyorsun. Bronz Efsun'u Solaric kalkan veriyor. Zafer Efsun'u bu da rakibe doğru koşarken hızlı yürüyorsunuz ve patlıyor. Roket kemer ileri atılıyor. 5 tane roket fırlatıyor. Civa kontrollerini kaldırıyor. Hareket hızı veriyor. Gargoyle can arttırıyormuş. Canınızı %65 arttırıp hasarınızı azaltıyor. Tanklattırıyor sizi takım savaşı içinde. Kefaret alan olarak iyileştirme. Gölge Efsun'u 2 tane velet yolluyor. Rakibi yavaşlatıyor. Teleportta haritada herhangi bir yere TP oluyorsunuz. Hemen savunmayı anlatıp videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu. Yani vakti olup da izleyenler
hiç bilmeyenlerin işine yarar herhalde. Ben şimdi bunları tek tek okuyabilirsin ama ben burada size ara ara hangi şampiyona gittiğini, nasıl olduğunu falan söylediğim için ve dinlemek hoşunuza gidiyorsa iyi gider. Bir de hızlı anlattım, bilmiyorum. Koruyucu melek öldüğünüzde tekrar doğmanızı sağlıyor ve bunun bir beklemesi var. 180 saniye, yani 3 dakika bekleme süresi var. Yani 3 dakikada bir aktif oluyor. Aldıktan sonra ölünce bir daha doğuyorsun. %50 canla. Gün ateşi belirine etrafındaki rakibe, yakın rakibe büyü hasarı veriyorsunuz. Yani yanınızda minyon varsa veya şampiyon varsa onları yakıyorsunuz. Küçük küçük her saniye hasar veriyor. Tanklara gidiyor tabi. Ruh gömleği büyü direnci sağlar, can verir. Yetenek hızı verir size. Aynen. Aynı zamanda sizin üzerinize basılan iyi... Mesela Soraka can bastı, %30 daha etkili. Veya can çalıyorsunuz, %30 daha etkili. Öyle bir eşya. Yani daha diyorsun Q'su daha fazla can çalmasını istiyorsan rakipten. Bunu alıyorsun late game'de. Hem de büyü direncin artıyor falan. Güzel bir şey. Rundune çok iyi bir şey. Tanklara gidiyoruz. Rakibin saldırı hızını düşürüyor. Aynı zamanda kritik vuruşlardan alınan hasarı %15 azaltıyor. Çok iyi bir eşya. Can ve zırh veriyor. Çivi zırh. Size biri düz vuruş attığınızda ona ağır yara açıyor ve can çalmasını kısıyor. Ekstradan hasar veriyorsunuz. 25 artı kalkanınızın %10'u can artı zırh vermiş. Donmuş Balyoz düz vuruşlarınız rakibi yavaşlatıyor. 40, 40 can artı 25 AD veriyor. Varmok ne yapıyormuş? 650 can, %200 can yenilenmesi. Yani koridorda dururken Mundo gibi tank şampiyonlara gidiyor bu arada. Artı 10 yetenek hızı. En az 2500 cana sahipsen son 6 saniye içinde hasar almadıysan saniyede %5 yenilersin can. Yani Mundo oynuyorsun, 2500 canından fazla oldu bunu aldıktan sonra. 5 saniye geri çıkıyorsun, canın fulleniyor 10 saniyede ve geri geliyorsun oyuna. 10 saniyede %50'si oluyor, siz düşünün yani. Çok iyi bir eşya aslında tanklara. Sterak sadece yakın savaşçılara alınıyor. Size işte %50 taban gücü, taban saldırı gücü veriyor. Ve şu işe yarıyor. Canın %35'in altına gelirse arkadaşlar ilave canının %75 kadarına kalkan kazanıyorsun. Ve aynı zamanda bu devreye girdiğinde, yani kalkan aldığınızda %30 sıvışma alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Buzdoğan eldiven düz vuruşlarınız rakibe ekstra hasar verip yerde bir yavaşlatan buzlu bir bölge oluşturuyor. Yani Ezreal'a bunu alıyorsun. Neden alıyorsun bunu? Hem size zırh veriyor, hem mana veriyor. Hem de arkadaşlar rakibe vurduğunuzda yavaşlatıyorsunuz. Yani Zed'e karşı oynarken Ezreal'la mesela güzel gidiyor. Ölü adamın zırhı yürüdükçe yük birikiyor ve sizin hareket hızınız artıyor. Bu yük birikme ayağı çabukluğu aynı şey bu arada. İşte can ve zırh veriyor ve aynı zamanda daha hızlı yürümek için iyi gidiyor. Mesela ben Darius videosunu almıştım daha hızlı yürümek için. Mesela. Çünkü bir kere adama bir de yük birikti. Adam bir tane düz vuruş atıyorsun Darius'a, ekstradan yavaş yiyor falan. Yani rakibe yakalamak için iyi bir şey. Değişken miğfer art arta alınan büyü hasarlarını azaltıyor. Mesela Cassiopeia olsaydı buradaki yok. Oriana bir Q attı, bir daha Q attı. İkinci Q'su daha az hasarıyor. Büyü direnci ve can veriyor bu. Cehennem maskesi rakiplerin büyü hasarına karşı zayıf duruma getiriyor. Yani bunu aldıktan sonra rakipler daha fazla büyü hasarı yiyor. Atıyorum Amumu oynarken alıyorsun bunu jungle'da. Rakibi kilitledin. Yanındasın ve vuruyorsun. Daha fazla bir hasar alıyor. Hem sen hem takım arkadaşların tarafından çok iyi bir şey. Ve aynı zamanda diyor ki alınan hasarın %15 kadarını mana olarak yeniler diyor. Harcanan mana miktarının %20 kadarına eşdeğer can yeniler diyor. Yani bu çok güzel bir eşya. Bunun aynısı asırlıkta da var bu arada. Orada okumadık. Hemen göstereyim. Aynen. Aynı şey yazıyor. Zeke ile şu üçü support eşyaları. Zeke işte takım arkadaşın yanındasın, bir yetenek attığında etrafında bir alan açılıyor ve bu alan boyunca rakip varsa içinde %20 yavaşlar ve takım arkadaşlarının saldırıları 2 saniye boyunca onları yakıyor. %30 ilave hasar veriyormuş. Aynı zamanda diyor ki yanan bir rakibi yavaşlattığında tutuşarak 3 saniye boyunca her saniye 40 büyü hasarı verir. Yani bu şöyle ulti kullandığınızda çalışıyor arkadaşlar. Ve etrafında bir şey açılıyor. Rakibi yavaşlatıyorsunuz, ekstra hasar veriyorsunuz. Takım arkadaşlarınız da yakarak hasar veriyor. Support eşyası mesela. Braum'a çok iyi gider. Bu da diyor ki sen veya takım, yani takım arkadaşın yanındaki onu koruma altına alıyorsun. Sen veya takım arkadaşın bir şampiyon canavar veya kuleden hasar aldığında ikiniz de 15 saniyede 125 kalkan alıyorsunuz. Ve %20 hareket hızı alıyorsunuz. Support eşyası. Yaklaşan kış manayı zırha dönüşür diyor. Neymiş bu? Bu da mana veren gibi bir şey. Bu yeni bir eşya. Bu biriktiğinde ne işe yarıyormuş? Zırh tanklar alınan steklenen bir eşya. Yine aynı gözyaşıyla alınıyor ve yük birikiyor şunlar gibi. Toplam yüke ulaştığında
Bir rakip şampiyonu hareketsiz bırakmak mana tüketir ve 3 saniyeyle kalkan verir. Yani her rakibi kilitlediğinde oha dediğinde veya hareketsiz bıraktığında kalkan veriyor. Bu kalkan yakındaki her bir rakip şampiyon için 150 hasar artı mevcut mananın %5 kadarına eşdeğer miktarda hasar engeller. Çüş. Oha bu çok iyi. Sadece azami mananın %20 değerinin üstündeyse tetiklenir diyor. Mesela 1000 manan var. Rakibi bir hareketsiz bıraktın, stunladın. 150 hasar artı 1000 mananın %5'i 105, 50 yani 200 hasar kalkan alıyorsun. Çok iyiymiş arkadaşlar. 15 saniye beklemişsin. Bu şekilde bütün tank eşyalarını da inceledik arkadaşlar. Eşyalar bu şekildeydi. Hepsini anlattık. Bilmiyorum, hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Video biraz uzun oldu. 30 dakikaya yakın. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazla uzatmıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Yarınki video çok iyi. Sadece bekleyin. Başka bir şey demiyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.